Herkese selamlar. Bugün EB-5 yani yatırım yoluyla Green Card alma metodunun safhalarından, şartlarından biraz bahsetmek istiyorum. Daha önceki videomuzda EB-5'in ne olduğunu, bölgesel ticari merkez ile şahsi yatırım arasındaki farkları anlatmıştım. Eğer o videoyu seyretmediyseniz öncelikle onu seyretmenizi, daha sonra bu videoyu seyretmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu videoda EB-5'in başvuru sürecinden bahsedeceğim. EB-5 Green Card başvurusu 3 safhadan oluşan bir başvurudur. İlk safha I-526 dediğimiz EB-5 vize başvurusudur. Bu I-526 başvurusu göçmenlik bürosuna yapılır ve bu başvuruda ispatlamaya çalıştığınız şey yapacağınız projenin tanımı. Bu projenin nasıl 2 yıl boyunca en az 10 tane tam zamanlı istihdam oluşturacağı ve aynı zamanda yatırım yapmış olduğunuz paranın kaynağının temiz olduğunu, Amerikan standartlarına göre kabul edilebilir olduğunu, herhangi bir illegal metotla veyahut da para aklama metoduyla kazanılmadığının gösterilmesidir. Bütün I-526 başvurular için çok ciddi bir hazırlık gerekir. Özellikle şahsi yatırım üzerinden gidiyorsanız iş planınızın hazır olması gerekir. Paranın kaynağının gösterilebilmesi gerekir. Yine Regional Center yani bölgesel ticari merkez üzerinden gidiyorsanız business plan hazırlama işini Regional Center hallediyor. Onunla ilgili sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Ancak paranın kaynağı konusundaki dokümantasyonun tam ve hazır olması gerekir. Bu paranın kaynağı meselesine biraz vakit ayırmak istiyorum. Çünkü paranın kaynağı çok teknik bir tanımdır. Paranın kaynağı derken sadece o paranın sizin banka hesabınızdan çıkması değil, aynı zamanda o paranın gerçekten nereden geldiği, nereden kazanıldığının gösterilmesi gerekir. Mesela iş yeri üzerinden kazanılan bir paraysa o iş yerinin kazandığı paralar, yine bir ev satışından kaynaklanan bir gelir varsa o ev satışının evrakları ve neticesinde gelen para gibi kaynakların gösterilmesi gerekir. Dolayısıyla sadece paranın sizin hesabınızdan Amerika'daki şirketinizin veyahut da bölgesel ticari merkezin hesabına gitmesi değil, aynı zamanda o parayı nasıl kazandığınız, ilk etapta nasıl elde ettiğinizin de gösterilmesi gerekir. Ve bu I-526 başvurularında çok önemli bir faktördür. Dolayısıyla I-526 başvurusunda gösterilmesi gereken temel özellikler iyi bir iş planı, işin kurulduğu, bu işe minimum yatırım miktarının yapıldığı ve aynı zamanda bu işin önümüzdeki 2 yıl boyunca en az 10 tam zamanlı eleman çalıştıracağının anlatılması gerekir. I-526 başvurusu göçmenlik bürosuna yapılır. Göçmenlik bürosunun bu başvuruyu değerlendirmesi çok uzun zaman alabilir. Yakın zamana kadar bu başvurular bir sene içinde sonuçlanıyordu. Fakat son zamanlarda özellikle Trump hükümeti zamanında göçmenlik bürosundaki yavaşlamalar, artı Covid derken bu başvuruların çok daha uzun sürelerde değerlendirildiğini görüyoruz. Şu anda aşağı yukarı bir rakam vermek zor belki ama 2 sene ile 3 sene arasında sürebilir bu başvurunun değerlendirilmesi. Bazen başvurular çok daha hızlı bir şekilde de değerlendirilebiliyor. Özellikle Regional Center'ların Pre-Approved Exemplar Project denilen daha önceden kabul almış olan bir proje ile başvuru yapılırsa başvurunun çok daha hızlı bir şekilde değerlendirilmesi bazen söz konusu olabiliyor. Başvuru süreçleriyle ilgili vermiş olduğumuz sürelerin değişken olduğunu ve size verdiğim sürelerin bu videonun çekilmiş olduğu tarih itibariyle geçerli olduğunu bir kere daha belirtmek isterim. I-526 başvurusu göçmenlik bürosu tarafından kabul edildikten sonra yatırımcının Green Card başvurusu yapması gerekiyor. Bu Green Card başvurusu eğer Amerika içindeyseniz I-485 formuyla, eğer Amerika dışındaysanız bu başvuruyu konsolosluk üzerinden takip ediyorsanız NVC üzerinden Consular Processing dediğimiz konsolosluk prosedürüyle takip ediliyor. Burada göstermeniz gereken şey I-526 başvurusunun kabul edildiği ve sizin de Green Card almaya mani herhangi bir durumunuzun bulunmadığıdır. Burada çok fazla karşılaştığımız konulardan biri, eğer yatırımcı zaten baştan beri kendi ülkesinde, mesela Türkiye'de yaşıyorsa bu işlemler zaten konsolosluk üzerinden gidiyor. Ama eğer kişi hali hazırda Amerika içinde yaşıyorsa, başka bir statüsü varsa, mesela H1 gibi, E1 gibi, E2 gibi, L1 gibi başka bir statüsü varsa o zaman Amerika içinde göçmenlik bürosuna 485 Adjustment of Status başvurusu göndererek statüsünü bulunduğu statüden alıp Green Card statüsüne geçirmek için başvuru yapabilir. I-485 başvurusu veya Consular Processing aynı zamanda yatırımcının kendi aile fertlerini de başvurunun içine dahil etmiş olduğu prosedürün ismidir. Dolayısıyla bu safhada eşler ve çocuklar da başvurunun içine dahil edilebilir. I-485 başvurusu bugünlerde yaklaşık 12 ay ile 24 ay arasında sürüyor. Dediğim gibi bu süreler değişebilir ama bugün itibariyle geçerli olan süreler bunlar. Bu başvuru neticesinde yatırımcının kendisine, eşine ve çocuklarına green card verilmiş olur. I-485 başvurusu kabul edildikten sonra verilen green card 2 yıllık bir green card'tır. Bütün aile fertlerine 2 yıllık green card verilir. Bunun ismi şartlı green card'tır. Ve bu 2 yılın sonundaki son 90 gün içinde green card'ın şartlarının kaldırılması için bir başvuru yapılması gerekir. Bu da EB-5 üzerinden green card almanın 3. basamağı olmuş oluyor. Buna I-829 başvurusu diyoruz. Peki nedir I-829 başvurusu? İlk başta fail ettiğimiz I-526 başvurusunda belirtilen proje için minimum 10 kişinin 2 yıl boyunca çalıştırıldığını gösteren, ispat eden başvurunun ismidir. Dolayısıyla I-829 başvurusu yapan yatırımcı, ben üzerine düşenleri yaptım, bu 2 yıllık dönem boyunca en az 10 tane işçiyi full time olarak, tam zamanlı olarak çalıştırdım der ve bunu ispat etmeye çalışır. Eğer göçmenlik bürosu bu ispatı yeterli görürse bu sefer yatırımcıya ve ailesine 10 yıllık green card göndermiş olur. Bu I-829 başvurusu da şu anda bayağı gecikmeye tabi bir süreç. Şu anda göçmenlik bürosunun web sitesinde aşağı yukarı bu başvuruların 3 yıl veya daha fazla sürdüğü yazıyor. Ancak daha erken sonuç alanlar da var. Biraz daha uzun zamanda sonuç alanlar da var. Dolayısıyla süreçlerle alakalı tekrar ediyorum. Çok değişken olduğu için burada net bir şey söylemek istemiyorum. Ama sanırım bu yaptığım açıklamalardan anladığınız gibi EB-5 başvurusu çok hızlı bir şekilde sonuç alınabilecek, çok hızlı bir şekilde kişileri green card'a götürebilecek bir metottan ziyade uzun vadeli bir yatırım ve uzun vadede green card alma metodu olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla EB-5 yatırımı yapan kişiler aslında kısa vadede önce Amerika'da yaşamak istiyorlarsa, yani hemen Amerika'ya gelmek, öncelikle başka vize metotlarından birisini kullanarak Amerika'ya gelmek, mesela H1 gibi, E2 gibi farklı kategorilerde, daha sonra da belki şartlara uygunsa EB-5 üzerinden green card'a gitmeyi düşünmeliler. Amerika'ya hemen gelmek istiyorum, hemen yerleşmek istiyorum diyen kişilerin tercih edeceği bir metot değil EB-5, daha çok uzun vadede green card verebilecek bir metot olarak ön plana çıkıyor. Son olarak EB-5 başvurusuyla alakalı bazı istatistiklerden bahsetmek istiyorum. EB-5 1990 yılında yürürlüğe giren bir kanunla ortaya çıktı. 1990'dan sonraki ilk 10-15 yıl içinde EB-5 ile alakalı çok ciddi bir başvurunun yapıldığını görmüyoruz. Asıl EB-5 başvurularındaki artış 2003-2004'ten sonra ve özellikle 2008'deki Amerika'daki maddi krizden sonra artarak devam ediyor. Bugün itibariyle EB-5 kategorisinde yaklaşık toplamda 90 ile 100 bin arasında dosyanın kabul edildiğini görüyoruz. Yani şimdiye kadar 90 bin ile 100 bin kişi arasında EB-5 yatırımcısı bu kategoriden faydalanarak green card sahibi olmuş durumda. Dolayısıyla Amerika'nın çok ciddi projelerinin finansının sağlandığı bir vize kategorisi. EB-5 kategorisine başvuru yapan ülkelerin vatandaşları dikkate alındığında aşağı yukarı %85 gibi bir oranın Çin vatandaşlarına ait olduğunu görüyoruz. Bunu da Kore, Vietnam, İngiltere ve Brezilya ülkelerinin takip ettiğini görüyoruz. Peki Türk yatırımcıları için EB-5 kategorisi gerçek anlamda bir yatırım opsiyonu ve aynı zamanda green card metodu mudur? Kesinlikle evet. Türk yatırımcısının da düşünebileceği ve green card'a gidebileceği bir metottur. Ancak biraz önce de bahsettiğim gibi EB-5 kısa süreli bir plandan ziyade uzun sürede green card alma metodu olduğu için yakın zamanda eğer Amerika'da yaşama planlarınız varsa başka bir vize kategorisiyle Amerika'ya gelip burada hayatınızı devam ettirip bir yandan da EB-5 başvurusuna yönelerek green card almayı düşünebilirsiniz. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. İlgi duyacağını düşündüğünüz kişilere yönlendirebilirsiniz. Bu konularla ilgili sorularınız varsa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.